Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir eşkenar üçgen. Ne yapıyoruz? Eşkenar üçgeni duyduğunuz anda şu açıları yazmayı ihmal etmeyin. Kenarların eşitliğini göstermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Tanımı kullanın yani. Evet, eşkenar üçgenleri yerleştirdik. Aa, ne çıktı burada? Hocam 60 90 ise 30 geldi. 60'ın karşısı 2, köküsü 30'un karşısı nedir? Kök 3'e bölünmüş hali 2'dir. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da 4'tür. 4 ise burası da 4'tür. Toplam 8, yani burası 8 oldu. Bak, iyi ki bütün kenarların eşitliğini göstermişiz. Ne kadar hızlı hareket ediyoruz. Tamamı 8 ise, ikisi buradaysa burası da kaç olur? 6 olur. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. ABC bir eşkenar üçgen demiş. Hemen ilk işimiz açıları yazmak. Açıları yazıyoruz arkadaşlar. 60 60. Hatta burada kaçtı? 60. Ve bütün kenarların da eşit olması tabii ki bizim olmazsa olmazımız. Hocam bak, ne çıktı burada? 90 burası, 60 burası. Buraya da ne kaldı? 30. 30 60 90 üçgen. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 3. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Allah'tan bütün kenarların da eşitliğini göstermişiz. Bütün kenarlar 9 ya. Buraya da 6 kaldı. O zaman burada bir Pisagor bağıntısı yapacaksınız arkadaşlar. Hadi yapalım bakalım. Pisagor bağıntısı nerede hocam? İşte tam olarak burada Pisagor bağıntısını yapalım arkadaşlar. Evet gençler, burada Pisagor bağıntısını yapacak olursak x'in karesi niye eşittir? 3 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesinden işlem 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 de x'i bulursunuz. Tabii ki ben daha kısa buluyorum. Nasıl? Hocam 3 kök 3 ve 6'daki ortak çarpan nedir? Ortak çarpan 3'tür. 3 çarpı 2 burası. Hocam burası da 3 çarpı kök 3. X'de ne olacaktır o zaman? 3 çarpı kare kök içinde diğerlerinin kareleri toplamı dik kenarlar olduğu için. Yani 2'nin karesi 4 artı kök 3'ün karesi de nedir arkadaşlar? 3'tür. Cevabımız da böylelikle 3 kök 7 çıktı. Şuradaki işlemle de 3 kök 7 çıkacaktır ama sonra bir de kök dışına çıkarmayla uğraşacaksınız. Pisagor bağıntılarında bu şekilde ortak çarpan varsa bunu kullanmayı tercih edin lütfen. Evet, cevabımız Denizli oldu. Diklikler verilmiş ve 3, 2, x verilmiş. Bir de aynı zamanda 11 verilmiş yükseklik. Arkadaşlar, eşkenar üçgen içinde alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neydi? Bu bir özellikti. Direkt yüksekliğe eşitti. Ha, bazen şunu yapıyorsunuz. Hocam şu böyle yüksekliktir. Hayır. Yükseklik belki şunun devam buraya kadar gelecek. Değil mi? O yüzden buna dikkat edin. Şunların toplamı ne oluyor arkadaşlar? Bir yüksekliğe eşittir. Yani 2 artı 3 artı x eşittir. Ne diyeceksiniz? 11. X'i de buradan kaç bulursunuz? 6 bulursunuz. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Aynı zamanda paraleller toplamı da vardı. O da neye eşitti? Bir kenara eşitti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Emre teknoloji tasarım dersinde bir kartonun üzerine şekil 1'deki gibi bir ABC eşkenar üçgen çiziyor. Sonra AC'nin orta noktasından itibaren çekildik gibi sarı orta noktası D olacak şekilde şöyle bir çizgi çizmiş arkadaşlar. Burada bir tarafı sarıya, bir tarafı maviye boyamış. Bu arada öncelikle verilen bilgileri kullanayım. Hocam eşkenar üçgen 10 sa bütün kenarlar 10'dur. Yani buraya da 5 5 kaldı. Bize ne diyor arkadaşlar sorunun devamında? Daha sonra D noktasından başlayarak kartonu kesiyor ve şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Buna göre sarı boyalı şeklin çevresi mavi boyalı şeklin çevresinden kaç birim fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şeklin çevresini bulalım. Hatta birinci şekilde daha rahat bulabiliriz. Şimdi burada şöyle bir kesik yapmış. Bu kesin uzunluğun tamamına x diyelim. A, B, C de diyebiliriz ama gerek yok. Tamam, x olsun. Sarı boyalı bölgenin çevresi ne yaptı? X artı 5 artı 10 artı 2. Yani x artı 17 yaptı. Mavi boyalı bölgenin çevresi ne yaptı? Şu şekilde mavi çizgi. X artı 8 artı 5. Yani x artı 13 yaptı. O zaman arkadaşlar x artı 13 yaptıysa ne yapacağız? Sarı boyalı bölgenin çevresi mavi boyalı bölgenin çevresinden ne kadar fazladır diye soruluyor. Çıkartacağız. X'ler gidiyor. 17-13'ten cevabımız kaç geliyor o zaman arkadaşlar? 4 geliyor. Yani cevabımız Denizli yaptı gençler. ABC ve ADC eşkenar üçgenmiş. Hemen eşkenar üçgenleri gösterelim şöyle. Bütün kenarların eşitliğini gösteriyoruz. Ve aynı zamanda ne yapıyorduk? Bütün açıları da 60'ar derece olarak gösteriyorduk. Bu arada burası 16 verilmiş. Burası da 16. Burası da 16 olacak. Aa, çıktı. Burası 10 hocam. Bak, burası 16. Burası 16 hocam. Burası da 16. Buraya kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Şu eşkenarları yazalım şurada. 60, 60. Burası da 60. Şuradaki eşkenardaki açıları da yazalım. Burası da 60, burası da 60, burası da 60. Soru bitti. X'e yoğunlaş. X nerede?
Hocam ister bu üçgene yoğunlaş fark etmez. Bak x bu üçgende hocam. Bu üçgenin kenarları var. Sen kosinüs teoreminden yaparsın. Yap kardeşim. Ya da şu üçgene yoğunlaşacaksın kardeşim. Buradaki sayılar daha küçük olduğu için ben buraya yoğunlaşıyorum. Tamam, istediğin yerden çözebilirsin. Hocam burada 60'ın mantığını kosinüs teoreminden yapabilirsin. Ama beni tanıyorsun artık. Artık tanıdın. Ne yapacağım? 60 varsa 60'ın mantığını kullanacağım. Hop, çek 1,90 derece. 90'ın karşısı 6 ise 60'ın mantığını kullanmak için 90 çizilir, değil mi? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir arkadaşlar? 3'tür. Buraya 13 kaldı. 60'ın karşısı nedir? 3 kökü 3. Pisagor, yapacak olursak x'in karesi eşittir 3 kök 3'ün karesi artı 13'ün karesinden dolayı bu x kare neye eşit oldu? 27 artı 169'dan 196'ya eşit oldu. Değil mi? Evet. X kare 196 ise x nedir arkadaşlar? 14'ün karesi 196'dır. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton AD doğrusu boyunca kesiliyor. Evet, bu doğru boyunca kesiliyor. Öncelikle arkadaşlar şu uzunluğu falan bulmamıza gerek kalacak mı? Bence bulalım. Bulalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Bütün açılarımız şurada kaç 60 derece, burada kaç 60 derece, burada kaç da 60 derece. Hocam eşkenar bir yükseklik çizecek olursak bazen yükseklik çizmeyle olmuyor. Mesela şurası böyle 6'ya 11 olsaydı 17 bölü 2 ile uğraşacaktınız. O zaman burada şu 60'ın mantığını kullanıp şuradan dik çizmeniz gerekecekti. Yani eliniz şeye alışmasın. Sadece yüksekliğe alışmasın. Eşkenar üçgende aynı zamanda özel açı mantığı vardır. Özel açı mantığı yani eşkenar üçgendeki tabii ki yükseklik kolaylıktır. Ama bazen ne yapıyorsunuz? Özel açı mantığıyla hareket ediyorsunuz. Bunu da unutmayın. Neyse, çizdim buradan yüksekliğe. Çok konuşuyorum değil mi sorularda? Kusura bakmayın ya. Ama sırf sizi böyle bir şeyler öğretebilmek için. Evet. Arada da dinlendirmek için. Devam. Evet, burada çizdiğimiz zaman ne çıktı arkadaşlar? 30 60 90 üçgen çıktı. Bu arada çizdiğin yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. 8 8. Ne kaldı buraya? 2. 30'un karşısı 8, 60'a karşısı 8 kök 3'tür ve burada Pisagor. Yapalım bakalım Pisagor'u. Pisagor'dan dolayı arkadaşlar x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 8 kök 3'ün karesinden tabii ki yapabilirsin ama ben buradan yapmayacağım. İşlem 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 x'i buluruz. X nedir arkadaşlar? 2 dediğimiz 2 çarpı 1, 8 kök 3 dediğimiz yani 2 ile 8 kök 3 arasındaki ortak çarpan 2 değil mi? 2 çarpı 4 kök 3 burası. O zaman x de 2 çarpı kare kök 3'ün de diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 1'in karesi 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48. Hocam burası 49 yaptı. 7 diye çıktı. O zaman burası kaç yaptı? 14 yaptı. Evet. Şu x uzunluğu 14 yaptı. Bakalım soru ne diyor şimdi? Devam edelim isterseniz. Daha sonra kesilen parça AB kenarı üzerine yapıştırılıp şekil 2 elde ediliyor. Evet. Ben bunu yapıştırıp burasını elde edeceğim. Bak şimdi arkadaşlar. Şurada gideyim isterseniz. Önceden üçgenimiz böyle değil miydi gençler? Önceden üçgenimiz bak şöyleydi. Bu üçgenimiz böyleyken değerlerimiz kaç kaç? Şöyle bakacak olursanız arkadaşlar bakın. Şurası 10, burası 6. Yaz onları. Hocam burası 10, burası 6, burası 16. Burayı kaç bulduk? 14 bulduk. Sonra sen bunu almışsın. Bak dikkat et. Sen bunu almışsın şöyle. Sonra öbür tarafa yapıştırmışsın. Yapıştırırken de neye dikkat ediyorsun? Şimdi ikinci ekrana bakarak da bazen işlemler yapabiliyorum. Çünkü kamera var tam bu bölgede kamera var ondan dolayı. Sen bunu aldın buraya getirdin. Hadi bakalım. Sen bunu al buraya getir ve şuraya yapıştır. Hocam bunu yapıştırdığın zaman ne oldu? Bak dikkat et şimdi dikkat et. Senin şuradaki 16'ın buraya mı yapışmış oldu arkadaşlar? Çünkü 16 16 buraya gelmiş oldu. O zaman senin bu 14 buraya mı geldi? Evet. O zaman senin bu 6 da buraya mı geldi? Aynen öyle. Senin bu 6 ile şeyin olduğu yerdeki açı kaç derece? Şimdi eş yapıyı kullandığın zaman sadece kenarların eşitliği değil açıları da kullanacaksın arkadaşım. Unutma bunu. Hocam senin burada kaç 60 derece? O zaman burada kaçın da 60 derece? Zaten bu önceden eşkenar üçgendi. Burası da 60 derece. Sonra hocam 60 60'ı yazdık. Sonra 14'ü yazdık 14'ü yazdık. Tamam burada kaç 60 derece? Burada kaç da 60 derece olmaz mı arkadaşlar? Niye? Burası alfa iken burası 60 eksi alfa değil mi? Aynen öyle. Çünkü şu bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı bu açı 60 derece. Hocam sen bu üçgeni alıp buraya yapıştırdın. Burası da alfa olmadı mı? Evet. Yani şuradaki açın da senin ne oldu? 60 oldu. 60 burası. 14'e 14. Hatta 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 oldu burası. Şu da bir eşkenar üçgen oldu. Ama senden şuradaki uzunluk isteniyor burası.
Ya senin şuradaki oranlamayı bulman lazım. Ya burada 10 var, 6 var. Bakın bir de şuradaki üçgende ne var gençler? Buradaki üçgende bir de görmedik ama açıortay. Yani ortaokuldan hatırlıyorsunuzdur. Açıortayda kollar oranı, tabanlar oranı değil miydi arkadaşlar? Evet. Belki açıortaydan sonra daha net bir şekilde anlarsınız bunu ama hatırladınız ya. Kollar oranı, tabanlar oranı. 6 bölü 10, 3 bölü 5. Yani burası hocam 3K iken burası ne olacaktır? 5K olacaktır. Niye? Bak iyi ki de açıları da yazmışız. Açıortay çıktı burada. Ondan dolayı arkadaşlar. Bu arada ben şurada katmıştan eşkenardan dolayı buraya 14 buldum. Bazı arkadaşlar da burada kosinüs teoremi uygulayıp ya da buradan dik çizip buradan da 14'ü bulmuşlardır büyük ihtimalle. Ama bakın burada daha net bir şekilde çıktı. Neyse bu açıortayı yoğunlaşalım. Açıortaydan dolayı 6 bölü 10 nedir? 6 bölü 10 eşittir 3 bölü 5'tir. Hocam 3K'ya 5K'dır burası. Toplamda sen 8K'nın kaç olduğunu biliyorsun? 14 olduğunu biliyorsun. Buradan 8K 14 ise K buradan ne olur? 7 bölü 4 yapar. A bizden x eşittir 5K isteniyor. X eşittir 5K olduğu için 5 çarpı 7 bölü 4'ten 35 bölü 4 çıkar arkadaşlar cevabımız. Böylelikle cevabımız Cihan oldu. ABC bir eşkenar üçgen ve eşitlik verilmiş. Burası 7 kök 3 verilmiş. Burası da 6 verilmiş. Başka da bir şey verilmiş. Verilenlere göre şey kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bir açıları yazalım. 60 60. Hocam burası da 60. Şu eşitliği kullanacağım. Hocam eşkenarda çizilen kenarortay bu. Eşkenarda çizilen kenarortay neydi? Tabii ki yükseklikti ve aynı zamanda açıortaydı. Yani 30'ar derece bunlar. 30 90 ise burası 60. Hocam burası iki iç açı bir dış açı ya da şurada kaç 60'sa bakın şurada kaç 60 ya 60 90'sa burası da ne oldu 30 oldu. Ana ne çıktı burada? Hocam 30'a 30 bak şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu ikizkenar üçgende 6 ise burası da 6 mıdır? Evet 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 burası da 3 kök 3 oldu mu? Oldu. Bak ne buldun sen böylelikle 7 kök 3'ü de kullan bakayım şimdi. Kullan bakayım şimdi 10 kök 3 yaptı değil mi burası? Evet çünkü niye? 7 kök 3 artı 3 kök 3'ten. Hocam benden x isteniyor. Bak kardeşim bir kenarı ne buldun sen? 10 kök 3 buldun. Şuradaki dik üçgende 90'ın karşısı 10 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 5 kök 3'tür hocam. Aynı zamanda 30'un karşısı 5 kök 3 ise şu uzunluğun kaç yapması lazım? 30'un karşısından 60'ın karşısına geçiş kök 3 kat. 5 kök 3'ün kök 3 katı nedir arkadaşım? 15. Yani burası 15. X artı 6 eşittir 15 ise x'i de buradan kaç bulursun? 9 bulursun. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. ABC ve DCE eşkenar üçgen. Evet. Şu da eşkenar üçgen. Bu da eşkenar üçgen. Ne yapıyorsun? Hemen açıları yazıyorsun. 60, 60, 60. Hocam burası da 60, 60, 60. Ve kenarların eşitliği kök 3, kök 3, kök 3. Ve bilmiyorsun ama aha da burada Pisagor bağıntısından bulabilirsin şuradaki kenarı. Hocam Pisagor bağıntısı. Şuraya A diyecek olursak. Hadi bakalım a kare artı kök 3'ün karesi neye eşittir arkadaşlar? Kök 39'un karesine eşittir. Hocam 39'dan 3 çıktı 36. A kare 36 ise a'yı buradan kaç buldun? 6 buldun. Ama a'yı 6 buldun. A 6. Şu bir eşkenar üçgenden dolayı burası da 6 burası da 6 oldu mu? Oldu. Senden ne isteniyor? BD. BD'ye yoğunlaşacaksın. Yoğunlaş. Ne yapacaksın burada? Hocam buradaki üçgende ben artık şey yaparım. Ne yaparım? Şuradaki açı belli. 150. Burası kök 3, burası 6. Kosinüs teoremi yaparım. Yap kardeşim. Sen kosinüs teoremi yap tamam mı? Ben şimdi farklı bir tür şekilde yapacağım. Şekil üzerinde şekil karışacak diye farklı bir yere çizip öyle yapayım isterseniz. Ne tarafa? Alt tarafa doğru biraz şöyle bir çizim yapayım isterseniz. Karşımıza şu üçgen geldi. Bakın şu üçgeni şurada gösteriyorum gençler. Şöyle bir üçgen geldi. Böyle bir üçgen. Burada kaç derece? 150 derece. Sonra burası kök 3. Burası kaç? 6. Hocam 150 gördüğüm zaman neresi önemliydi? Dış açısı. Ya buradaki dış açısı ya buradaki dış açısı. Buradaki 30'u kullanırsan çekersen dik 90'ın karşısı kök 3'ken 30'un karşısı kök 3 bölü 2 ile uğraşırsın. Boş ver. O zaman buraya bak. Ya da buradaki açısı önemli. Buradaki 30'u çekersem dik 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3 burası da 3 kök 3 olur. Ve burada Pisagor bağıntısından x'i rahat bir şekilde bulabiliriz. X'in karesi 3'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesinden cevabımız gelecektir. X kare buradan 9 artı 48 geldi. Yani 57 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Buradan da x ne olacaktır o zaman? Kök 57 olacaktır sevgili gençler. Yani cevabımız Balıkesir oldu.
Yukarıda bir kenarı bir birim olan eşkenar üçgenlerden oluşan şeklin içindeki boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Çok kolay. Ne yapacağım? Yeşili bulurken tek seferde bulamıyorsun, değil mi? Bütünsel düşün kardeşim. Tüm eşkenar üçgenin alanından, tüm alandan neyi çıkartacaksın? Tüm alandan şuradaki çarpıları çıkarttığın zaman olay bitti. Evet hocam, açılarımız zaten 60'ar derece. 60, 60, 60. Bir kenar bir, bir, biri birilerine bakar, bakar, bakar dururum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8. Burası da 8. Burası da 8. Tüm eşkenar üçgenden neyi çıkartacaksınız? Çarpıları çıkartacaksınız. Hadi bakalım çıkartalım. Tüm eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Eksi. Biraz daha yukarı. Eksi. Ne yapacaksın? Şuradaki alanı çıkartacaksın. Hocam bu alanı nereden bulacağız? E burası kaç birim şöyle baktığın zaman? Burası 2 birim. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Hocam burası 2 çarp 5 çarp sinüs 60 bölü 2 dersiniz. Ya kardeşim boş ver. Çek dikini, yüksekliğin şu 90'ın karşısı 2 ise 30'ın karşısı 1, burası kök 3 mü yaptı? Evet, şu üçgenin alanı 5 çarpı kök 3 bölü 2 mi? Bitti. Sonra bu üçgenin alanı 1, 2, 3, 4. Burası 4 olduğundan dolayı. Çek kardeşim bu yüksekliği. Tabanı senin zaten 3. Eksi 3 çarpı 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3'tür burası. 2 kök 3 bölü 2 eksi şu üçgenin alanı 1, 2, 3, 4 birim burası. 6 birimdi burası. 6'ya 4 oldu. Hocam yine burada çek bir 90 derece tabana ait yükseklik. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır? 2. Burası da 2 kök 3 mü yapacaktır arkadaşlar? Evet. 1, 2, 3, 4. Aynen 2 kök 3. Tabanım da 6 zaten. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 de burası mı? Evet. O zaman cevabı şöyle bir yazalım isterseniz arkadaşlar. 64'ü 4'e bölsem 16 kök 3. Sonra şu şu gitti. Yok, götürmeyelim bakalım. Şunları götürmeyelim arkadaşlar. Eksi 5 kök 3, 6 kök 3 ve 12 kök 3. 5 kök 3, 6 kök 3, 12 kök 3, 18, 5 daha 23. 23 kök 3 bölü 2 yaptı arkadaşlar burası. 32 kök 3'ten 23 kök 3 çıkınca 9 kök 3 mü yaptı? Evet, cevabımız da 9 kök 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Açıların eşitliğini yazıyoruz kardeşim. 60, 60, 60. Hatta buraya da kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Neyse, 60 dereceyi şöyle göstereyim. Burası da 45 derece diye göstereyim isterseniz. Ve bütün kenarların eşitliğini de göstereceğiz mi arkadaşlar? Göstereceğiz. Gösterdik. Ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız hamle belli. 6'yı bir kere kullanmamız lazım, değil mi? Ve 3'ü de kullanmamız lazım burada. Hadi öncelikle 6'yı kullanalım arkadaşlar bakalım. 6'yı nasıl kullanırsın? Hocam 6. 60 derece var ya. Hop şöyle. 60 derecenin mantığını kullanarak. Öyle eşkenar da hep böyle yükseklik çizmeyle olmuyor, değil mi gençler? 60 varsa 60'ın mantığını da kullanacaksın. Ya buradan dik çizeceksin ki buradaki uzunluk yok, ya da buradan dik çizeceksin. Bu daha mantıklı. Peki sen buradan bir dikeni çizdin. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3. Burası kaç yaptı? 3 kök 3 yaptı. Şimdi buradaki 3'ü de kullanacağım. Bak şimdi. 3'ü de kullanacağım dedim. 3'ü kullanayım derken ya beyin o kadar böyle hızlı hareket ediyor ki gerçekten var ya. Emin olun ilk defa çözüp de geliyorum zaten bu soruları buraya. Hani bakış tarzını görün diye yapıyorum zaten. Bu arada zor bir soru. Şimdi fark ettim. Ne yapacağız arkadaşlar burada? 3'ün mantığını kullanacağız. Bak şimdi. Ben buradaki 3'ün mantığını kullanayım dersem bir yol gelecek. Hocam şurada da bir 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3 yaptın ya. Şuradaki bulduğum bilgiyi kullanarak da işlem yaparsam yine bir yol gelecek. İki farklı yol. O yüzden iki farklı yolla çözeceğim. Öncelikle buradaki 3'ün mantığını kullanayım. Hocam buradaki 3'ün mantığını kullanmak için 60 derece var. Hop dik çizsem böyle. Aha da olmadı. Niye? Çünkü kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Hocam başka ne yapacağız burada? Şurada bu 60'ı kullanmak için buradan dik çizsem, buradan yine dik çizsem 60, 90, burası da 30 olacak. Burada da yine 15, 75, 90 çıkıyor. Burada da olmadı arkadaşlar. Dik çizme mantığında size bir şey söylemiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Kendi emeğinle dik çizdiğinde ya da dik çizerek özel üçgen oluşturamadığınız zamanlarda
Ben bunu bu arada konu anlatımında söyledim. Ben burada konu anlatımındayım diye bazen kaptırıyorum kendimi. Şu an 3D'nin soru çözümündeyim. 3D'nin soru çözümü. Evet, konu anlatımında söyledim. Dik çizerek özel üçgen oluşturamadığınız sorularda ne yapacaksınız? Son hamle. Ya da böyle en son bir şey var arkadaşlar. Ya son not mu diyeyim? Orada güzel bir söz söylemiştim. Şimdi aklıma gelmedi. Neyse, son hamle ne biliyor musun? İkizkenar oluşturma. Küçük açıya ait ikizkenar oluşturma. Bunu 15, 75, 90'ın dik kenarlar arasındaki ilişkiyi gösterirken de zaten söylemiştik. Arkadaşlar ne yapacaksın burada? Küçük açıya ait ikizkenar oluştur. Yani şuradan şöyle bir ikizkenar oluştursak. Hocam 15 oluşturduğun zaman 15, 15, 30. Bak 30, 60, 90 üçgeni böyle de çıktı. Ve şu kenarla da şu kenar ne oldu? Eşit oldu. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı kaç oldu? 6 oldu. Burası da 3 kök 3 oldu. Hocam burası da 3 kök 3. Bak bir kenar 3 kök 3 artı 6. Hocam burası da 3 kök 3 artı 6. Hocam burası da 3 kök 3 artı 6 olduğuna göre bak 3 3 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? 3 kök 3 kaldı. Vay! 90 var ve 3 kök 3 3 kök 3. İkizkenar dik üçgen yani burası da 45 burası da 45 mi? Evet. Aha da x çıktı mı çıktı. 90, 15 ve 45'in toplamı kaç yaptı? 150 yaptı. X'e de kaç derece kaldı? 30 derece kaldı deyip işaretleriz. Birinci yol bu. Anladıysan geç. Önemli değil. Evet, son çare notuydu arkadaşlar bu. Küçük böyle ikizkenar oluştur. Dik çizerek özel açı oluşturamadığın sorularda. Başka ne yapacağız hocam? Bir yol daha demiştiniz. Hadi bakalım size o yolu da göstereyim. Şurayı şöyle bir sileyim isterseniz arkadaşlar. Evet, şuraları şöyle bir silelim. Son çare. Ben burada dikimi de çizmiştim aslında ya. Tüh. Neyse, bir daha şey yapalım. Arkadaşlar ne yaptık? Şuradaki altının mantığını kullanmak için hocam şuradan bir dik çizdik mi? Çizdik. O diki çizince ne oldu arkadaşlar? 90'ın karşısı 6 ise burası 60 derece. 90, burası da 30 oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıktı değil mi? He. Şimdi burada da 3 var. Burada da 3 var. Şu 3'ün mantığını kullanayım dersem. Bak dikkat edin burada. Buradaki 3'ü üçlük üçgene dikkat ederseniz nasıl bir üçgen arkadaşlar bu? Burada da bir eş yapıyı kullanacağım ama yapacak bir şey yok. İkinci bir yolda bu geldi aklıma. Burada 3 ve eşkenar üçgenin arasındaki açı ne? 60 derece değil mi? Evet. Burada da 3 var ya. Hocam ben burada o zaman şuradan şöyle 3'e ait bir şey doğru çizecek olursam. Bak aynısı. 60'ın kolları 3'e eşkenar üçgenin bir kenarı mı? Evet. Yani o zaman şu üçgen ile şuradaki üçgen ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenle bu üçgen eş üçgen oldu. Niye? Kenar açı kenardan. 60'ın kolları 3'e eşkenar üçgenin bir kenarı. 60'ın kolları 3'e eşkenar üçgenin bir kenarı. Tamam. Madem bunlar eş üçgen oldu. Bu arada 60'ın karşısında 3 kök 3 değil mi? Şuraya da bir 3 kök 3 yazalım. Madem bunlar eş üçgen oldu. O zaman 3'ü gören 15 ise burada da 3'ü gören 15 midir? Evet. Buraya da kaç kaldı? Hatta 30 derece kaldı. Aa, burası 30 derece değil mi? Evet. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası da 15 oldu. Hocam ikizkenar çıktı burada. Bak 15 15. 3 kök 3 ise o zaman burası da 3 kök 3. Bir kenar 6 artı 3 kök 3 geldi. Hocam diğer kenarda 6 artı 3 kök 3 olacağından dolayı 6'sı buradaysa buraya 3 kök 3 kaldı. Dikkat dikkat burası 90 derece ikizkenar dik üçgen çıktı. Burada kaç? 45 derece oldu. Zaten burada iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 75 yapacağından 45 artı x eşittir 75'ten x'i de buradan kaç buluruz? 30 buluruz. Evet birinci yoldan da gösterdik size. İkinci yoldan da gösterdik. Artık hangisi mantıklıysa ama burada asıl neyi göstermek istiyorum. Ben size hep ne diyorum? Verilen bilgileri kullanın ya da bulduğunuz bilgileri kullanın diyorum değil mi? Evet aynen olay bu zaten. Tamam aynen olay bu. Buraya baktığın zaman da ben şu üçü bulduğum bilgiyi kullanarak gittiğim zaman böyle bir yol var. Ya da şu 90'ı çizdikten sonra 3'ü bulduk ya burada devam edemedik. Şurada küçük mantığını kullanayım derken şöyle bir ikizkenar çekmek. Buradaki üçün mantığını kullandığım zaman da farklı bir yol geliyor. Ya şöyle efsaneler var. Hocam bazı sorular yani geometride çözüm yöntemi çok fazla. Onlarca yüzlerce çıkıyor diyorlar. Ya bu dediğimiz şey sadece doğruda açıda ve üçgende açıda geçerli. Diğer konularda ikizkenar üçgende, eşkenar üçgende bu çözüm yöntemleri böyle en fazla 3 ya da 4 tane farklı çözüm yöntemi oluyor. Niye? Verilenleri kullanma sıran değiştiği zaman böyle oluyor. Ama doğruda açıda ve üçgende açıda bir sürü yol var. Mesela sivrilen yerden paralel çizersin. Sen gidip farklı sivrilen yerden çizersin falan filan gibi. Onlarca hatta yüzlerce yol çıkabiliyor ama bu tür sorularda dediğim gibi çözüm sıran değiştiği için farklı yollar en fazla 3 ya da 4 tane olmuş oluyor. Tamam.
Bu dediğimi de unutmayın. Evet gençler, cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Güzel bir soru. Zor bir soru mu? Yani özel açı mantığını bilenler için aslında zor sorular değil. Ama bunları böyle zorlara zorlara sonraki soruları da kolay bir şekilde yapacaksınız inşallah.